Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kurra'nın sunduğu Birlikte 1905 programını sunar. Galatasaray TV izleyicileri bir Birlikte 1905 programında yine Çınar'la beraber sizlerle beraberiz. Şimdi biliyorsunuz biz elimizden geldiğince 20-30 yıldır arama kurtarma konusunda edindiğimiz tecrübeyi, bilgi birikimini sizlere aktarıyoruz. Niye? Çünkü afete dayanıklı bir toplum olmak bizler için çok önemli. Evet, afete dayanıklı toplum dedik. Ve olası İstanbul depreminde özellikle ki birçok maalesef ülkenin %90 aslında deprem tehlikesi altında. Birçok ilimiz maalesef deprem tehlikesi altında. Dolayısıyla bir önceki programımızda neden bahsettik? Dedik ki ilk önce depreme dayanıklı binalarda oturmaya çalışalım. Hatta sevgili Çınar dedi ki daha küçük yerlere geçelim, daha minimalist yaşayalım ama uzun yaşayalım. Çünkü 90 tane kazak değil, 4 tane kazakla da yaşantı oluyor diyorsun. Yaşanıyor. Doğru. Daha yeni temizledim. Evet, bir önceki programımızda deprem öncesi yapmamız gereken hazırlıkları konuştuk. Ne yaptık? Dedik ki işte sağlam binada olalım, sigortamızı yapalım, bir afet planı yapalım muhakkak. Afet planında yapısal risklerimizi tespit edip ailemizle beraber bir deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini bilelim. Önceden bilirsek o gün geldiğinde panik içinde, heyecan içinde yanlış işler yapmayız. Ondan sonra ne konuştuk? Tanıtıcı kartlarımız olsun dedik. Özellikle ailemizde engelli varsa, yaşlı varsa, Alzheimer olan varsa, hatta çocuklarımız için bile yapalım. Son depremde birçok çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Dolayısıyla muhakkak tanıtıcı kartlara öncelik verelim. İrtibat konusunda muhakkak birini bulalım. Tehlike avını yaptığımız zaman da zaten bununla şeyi konuşmuştuk. Hani tehlike avında sabitleyelim eşyalarımızı, camlara film takalım dedik değil mi? Evet. Ondan sonra ki camlar kırıldı dağılmasın dedik. Acil durum çantası olsun, tehlikeli maddeleri ayıralım. Acil durum çantamızı da belirleyelim, içine istediğimizi koyalım dedik. Evet, şimdiki konumuz deprem sırasında. Deprem sırası tabii ki aslında çok kısa olduğunu düşündüğümüz ama içinde olduğumuzda da inanılmaz uzun gelen bir süreç olsa gerek. Bizler depremi yaşadık ama aslında enkaz bölgesinde muhakkak sen de onlarca artçı depremi yaşamışsındır. Enkazın içinde artçı deprem yaşamak çok hani keyifsiz bir durum. Çünkü dar alanda oluyorsun o sırada genelde ve artçı olduğu zaman hani yıkılabiliyor bina ve sen istediğin kadar iyi tahkimat al. Belki ters olabiliyor ve sen sıkışabiliyorsun. Eminim böyle şeylerde yaşamışsın. Zaten o yüzden bir tünel yapalım diyorsun. Yani tabii ama artçılarda özellikle çalışırken herhalde en güvendiğiniz insan ekip arkadaşlarınız. Yani dolayısıyla artık hani o sırada çok kendi ölüm riskiniz tabii ki çok ekipçe çok önemli ama bir yerden sonra da hani evet ben buraya girdim, yapıyorum ve bir şey olursa da en azından arkada beni kurtarabilecek insanlar var diye bir düşünce kafanızdan tabii ki geçiyor. Ama o noktaya gelmemek lazım. Evet aslında o çok önemli kısım. Yani biz aslında bir enkaza girmeden önce ağır hasarlıysa ve ekibimiz o ağır hasarlı enkazda iş yapamayacak kapasitedeyse ki bunun sınırlamaları çok bellidir. O zaman enkaza girmiyoruz. Çünkü bize bir şey olduğu zaman aslında arama kurtarma faaliyetinde çok büyük bir çıkmaz yaratıyorsun. Çünkü bütün ekibin seninle uğraşacak haklı olarak. Tabii. Dolayısıyla birçok insana yardım edecekken birden kendi ekip arkadaşını doğru iyi yaşam şartlarına ulaştırmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla öncelikle bizim ekip arkadaşımıza bir şeyin olmaması gerektiğini bilerek ama çalışmamız gerekiyor. Tabii enkazdaki insanların bunu yani enkaz dışında, enkazın içindeki yakınlarını bekleyen kişilerin bunu çok rahatlıkla anlayabileceğini düşünmüyorum. Gayet normal ama. Bu yüzden bunda kaynaklı olarak güvenlik sorunu da ortaya çıkıyor. Çıktı da. İnsanları o yüzden daha bir bilgilendirmek lazım. Tek bir enkaza 6 farklı ekibin gittiğini ben biliyorum. Maalesef giremediler.
bazılarının belki teknikleri farklıydı vesaire ama girmediler. Yani girmediler. Doğru olan da o aslında, biliyorsun. Yani oradaki aslında bir yaşamı kurtarmak için başka yaşamları tehlikeye atmanın, evet, bir anlamı yok aslında. Bizim birinci kuralımız o. Evet. Kendini tehlikeye atmayacaksın. Evet, şimdi bu programda biz daha çok deprem sırasını konuşacağız. Aslında kısa olan 30-40-50 saniye ama gerçekten bizi çok, işte binlerce insanımızın hayatını etkileyen, hayatını kaybetmesine sebep olan, binlercesinin yaralanmasına sebep olan depremler. Deprem sırası senin söylediğin gibi 6 saniye içinde hani şiddetini arttırıp artık ondan sonra herhalde çamaşır makinesinin içinde olmak gibi bir duygu. Evet. Bir yere aslında hareket edemeyeceğimiz bir noktaya evriliyor ve bulunduğumuz yer olabildiğince emin olsun diye uğraşıyoruz. Biraz sonra seninle yaşam üçgenini konuşacağız. Ama eğer biz deprem öncesi yeterli çalışma, yani senaryomuzu, afet planımızı, risk analizimizi, tehlike avımızı yaptıysak sakin olabiliriz diye düşünüyorum. Yani bunu daha bir bilinçli karşılarız depremi diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle haklısın. Yani bu ev ödevi hakikaten çok önemli ama biz çok fazla ev ödevini seven insanlar değiliz gibime geliyor. Akdenizlik. Biraz evet yani. Hatta tahmin ediyorum İtalyanlarla falan da çok yakın benzeşmelerimiz var. Onlar da biraz öyle. Ama tabii güvende hissetmek için ev ödevi şart. Evet. Bunları yaptıktan sonra bir yerden sonra da artık yukarıdakine işi bırakmak gerekiyor. Evet. Ama bunları yapıp evet elimden gelen her şeyi yaptım buna rağmen bu durumdaysan o zaman zaten çok da fazla diyecek bir şey yok, evet, açıkçası. Şimdi, ama bu iyi bir ev ödeviyle tahmin ediyorum milyonlarca insan olası bir İstanbul depreminde kendi hayatını kurtarabilir ve başkalarının hayatını da kurtarabilir. Evet, kesinlikle. Şimdi aslında depreme hani kapalı bir alanda yakalanabiliriz. Evimiz olabilir, evet, iş yerimiz olur, okul olur. Bir de açık alanda yakalayabiliriz, evet, yakalanabiliriz. Kapalı alanı biraz konuştuk seninle bir önceki programda. Kapalı alanda aslında bir yerlere kaçmayalım diyoruz. Yani çünkü merdiven boşluklarının tabii mimari olarak baktığında daha az güvenli yerler olduğunu söyleyebiliriz. Hani evimizde daha güvenli alanlar, çünkü aslında afet planını ya da risk analizini, tehlike avını doğru yaptıysak deprem sırasında nerede olmamız gerektiğini de belirlemiş olacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla kaçmaya çalışmayalım önerisinde bulunacağım ben. Herhalde bu konuda sen de. Aynen, hep yaşam üçgeni. Yani yanımızda su, ışık vesaire. Yani aslında çok basit şeyler. Bir önceki programda demiştim ya, taş devri gibi işte ateş, su, yemek. Temel ihtiyaçları gibi. Temel ihtiyaçlar. Hatta bu geçtiğimiz depremde gördüğüm birkaç videolardan bir tanesi enkazın içinde belirli aralıklarla kendisini çeken bir enkaz kazazede vatandaşın videosunu gördüm. Hakikaten çok etkilendim çünkü hem soğukkanlıydı, hani buradan nasıl çıkacağım vesaire gibi. O noktayı da yani o psikolojiyle orayı kaydetmek de bayağı bir cesaret. Ki tabii bunları göndermek isteyenler de oldu. Altyapının olmama sebebiyle belki bazı videolar gitmedi, bazıları sonradan gitti. Yani ne kadar kötü durumda olduğunu insanlar göstermek istedi birçok alanda. Ama bu bizim gibi arama kurtarma ekiplerine de aslında çok enteresan dersler verebilecek videolar, açıkçası bilgiler. Çünkü evet, demek ki bu tip bir yıkılma anı. Dolayısıyla tahmin ediyorum eğer ulaşabilirsek daha çok güvenlik kamerası kayıtlarına, onlar bize daha fazla bilgi verecektir. Bunu sadece ekranda paylaşmak gerekir. Yani bakın gerçekten bu iş böyle oluyor. Hani hep söyleniyor. Sonra başa gelince çekiliyor. Hedef küçültmek. Yani aslında kendini sağlam bir objenin yanında hedef küçülterek güvenli bir alana ya da yaşam üçgeni dediğimiz konsepte getirebiliriz. Bunu daha önce de söylemiştim, belki hatırlarsın. Dört katı arasında, yani ikinci katta sıkışmış bir masif ahşaptan yapılmış koltuk gördüm İskenderun'da. Yani bütün binayı katlar taşıyor. Yıkılmış, koltuk taşıyor o katları. İnanamamıştım yani hakikaten, ve o ağırda bir aralık vardı yani koltuk tamamen yok olmamıştı. Sıfıra inmiyor çünkü. Dolayısıyla evet, ne kadar sağlam malzeme o kadar tabii ki iyi. Peki yaşam üçgeni için önereceğim malzemeler, mesela arama kurtarmada mesela biz buzdolabı bizim için çok büyük problemdi, çökmüyordu ve değişik malzemelerin yapıldığı için kesmek zordu. Ama işte gene Marmara depreminden örnek göstereceğim. Çek yatlar. Korkunç hayat kurtardı. Evet. Çünkü hem masif ahşap hem metal konstrüksiyon. Tabii. Onlar hakikaten yaşam üçgeni noktasında, ki aslında tabii vatandaşlarımızın çoğu orada yaşam üçgenini bilmiyor ama çek yattan düşüyorsun yan tarafa. Bina çöktüğünde çek yat onu taşıyor ve ister istemez çek yat yüksekliği kadar bir alan yaşam üçgeni oluşturuyordu. Tabii. Ve çok insan çıkarmıştık oradan. Yani insanlar aslında hepimiz yaptığımız şeyler çok
hep benzer. Yani bir şeyi nasıl yapmayı seviyorsak öyle devam ediyor hayat. İşte akşamleyin çekyatın önünde yatıp uyunuyorsa, işte sabah 4'te kalkıp yatağa giden insanlar da var. Çevrenizde en azından bu güvenli olduğunu hissettiğiniz noktada mutlaka yani en azından bir su, bir fener hani, olsun diyorsun. Olması açıkçası çok şart. Evet, o gün geldiğinde. Ya bunu unutmayın. Başucunuzda bir su. Bu çok zor bir şey değil bunu. Doğru. Devamlı. Hatta evin çeşitli yerlerine bu konabilir. İlla bir yerden ulaşmak için. Evet. Işık da sonra geliyor ama mümkün. Bunun yanında da bir düdük olabilir. Hani illa bütün çantayı taşımak imkansız bir şey zaten, insan unutuyor. O nasılsa orada ben ona ulaşırım diyorsunuz. Antrede, giriş tarafında veyahut da ne bileyim herhangi bir holde. Ulaşamıyorsunuz ki. O yüzden en azından hani bu tip rutin önemli, birkaç tane malzemeyi daha yakınında hani bulundurmak gerekli. Evet. Şimdi açık alanda tabii birçok şey var. Açık alanda bizim ana kuralımız işte yanında olduğum binanın yüksekliğinin 1,5 katı uzakta ol. İstanbul'da böyle bir şansımız yok zaten. Gene açık alanda hedef küçültelim diyoruz ama tabii eve göre biraz farklı yani. Daha bir diz üstünde etrafı kollayarak hedef küçültüyoruz. Evet. Çünkü oradan bir çöp konteyneri tekerlekler üzerinde haldır haldır üstümüze geliyor olabilir. Evet. Ve hemen kalkıp şey yapmamız, koşmamız lazım. Evin içinde daha bir işte yat korun tutun diye tabir ettiğimiz objeye tutunup belki bir embriyo olabilir ama nasıl küçültüyorsan küçült, kendini küçült ama dışarıda biraz daha dizin üstünde, biraz daha depara kalkabilecek durumda. Çünkü elektrik direği yıkılabilir, tabii, çöp konteyneri gelebilir. Şimdi depremde enkazda kaldık, ne yapacağız? Hani yaşam üçgenini de belirledik evde. İşte ne bileyim kitapların çok olduğu bir ahşap babaannemizin sandığı vardı. İçi de kitap doluysa hayatta onu hiçbir şey ezmez. Veya çok dediğin gibi büyük masiften bir yemek masası. Veya bir oturma grubu veya ben şeyler bile çok ilginç oldu. Tüp gazlar yani onların hiçbirinin patladığını görmedim açıkçası. Oldu mu? Ben görmemiştim. Ona çok şaşırmıştım. Ama mutfakta tezgahlar genelde sağlamca olabiliyorlar. Doğru. Mutfakta olduğunda zaten suya falan ulaşman daha bir kolay. Haiti'de bizim arkadaşlar 8. 10. gün süpermarketten birini çıkartmışlar. Su reyonunun yanında yakalanmış yani tabii ki orada. Su ile ilgili herhangi bir sıkıntısı olmamış kadıncağızın. Enkazda kaldığımızda tabii ki çok ciddi toz var. Yani arama kurtarmacının da en büyük problemi sanırım toz. Sürekli maskeyle çalışmak zorundasın ama ne kadar çalışırsan çalış. İşte bir yere kadar. Akciğere geliyor o toz. Tabii, evet. Çok yapışan ve pis bir toz. Yani biz kontrol ettirdik. Ben bilfiilde gittim, test oldum. Ama tabii maalesef Türkiye'nin işte bu yapı stoğundaki kullanılan malzemeler bugün ortaya çıkmayabilir akciğerlerde. Ama 5 sene sonra ortaya çıkabilir. Doğru söylüyorsun. Kısmet. Dolayısıyla enkazda kaldığında bir tozdan hani korunmaya çalışmamız lazım. Hani ağzımızı burnumuzu kapayacağız. Bir de hani ilk dakikada kimsenin gelmeyeceğini bilmek lazım. Çünkü hani orada korkunç bir ilk önce bir sessizlik oluyordur. Enkazda insanlar birbiriyle iletişiyordur diye düşünüyorum. Ama hani hemen bağırıp çağırmanın pek bir anlamı yok. Çünkü sizi o sırada çıkaracak kimse yok. Tabii. Yani periferde olmadığın sürece, yani binanın dışında olmadığın sürece ortalarda bir yerdeysen sessiz kalıp enerjiyi saklamak daha önemli anladığım kadarıyla. Tabii yani bir de şöyle üst üste her şey bindiği için hani içeriden tünel kazmak gibi dur ben buradan kendimi kurtarırım diyenler tabii ki oldu, yaptılar da onu da biliyoruz ama genelde mümkün olduğunca sakin kalmak. Yani panik atağınız vesaire varsa özellikle ya da klostrofobi gibi sorunlarla baş ediyorsanız hani orada mümkün olduğunca sakin kalıp enerjiyi ve sesi tabii bir düdük öttürme vesaire için saklamak ve tabii ekiplerin gelmesini beklemek. Eğer her tarafınız kapalı ve yapabilecek başka hiçbir şeyiniz yoksa. Çok zor bir durum yani. Çok. Tahmin edemiyorum bile yani bu değişik tehlikeler, ölüm tehlikeleri ben de yaşadım hani işimle kaynaklı vesaire. Ama zor yani bir kapalı bir kutunun içerisinde birisinin gelmesini beklemek kadar zor ve acı çektiren aslında bir durum olamaz diye düşünüyorum. Yani çok empati yapmaya çalışıyorum o durumda. Hani boğulma tehlikesi dalışta geçirdim vesaire birçok farklı şeyi yaşadık. Ama bu çok çok zor çok olmalı. Başka, çünkü tabii. Hani aklınız başınızdaysa özellikle. Hani bir baygınlık yoksa vesaire yoksa. Hani
nasıl o saatler geçer enkazın içinde hayal bile etmek istemiyorum aslında. Evet, çok zor. Yani hem karanlık hem toz. Ama tabii enkazda başkaları kalmışsa onlarla iletişim kurmayı... O ayrı. O herhalde biraz bonus olurdu öyle bir durumda açıkçası. Aslında arama kurtarmacı için de önemli değil mi? Yani birini çıkarıyorsun, ona soruyorsun kaç kişi daha var diye. Tabii yani hem onu hem de bir binaya müdahale etmeden önce biliyorsun. Binanın mimarisini kim biliyor? Nerede olabilir bu insan? İşte şurası yatak odası mı? İşte mutfak mı? Hani buraya giriş, eskiden nasıl yaşıyordunuz bunun içerisinde? Hani kimler nasıl yatar vesaire. Saati itibariyle zaten biliyorsunuz ki herkes enkazda. Dışarıda kimse yok. Yani çok net, tabiri caizse çok hani temiz bir sistem. Biliyorsunuz nerede, kim nerede. Şimdi ona nasıl ulaşmamız gerekiyor? Bir de tabii gerçekten belirtilen, tahmin ettiğiniz işte üçüncü katın arka kısmındaki yatak odasında ya da küçük odada mesela, bunlar hep büyüdüğünüzde. Acaba oradan kalkıp bina ortasına geçmeye çalıştı mı? Çünkü her bir delik saatler sürüyor. Yani açmaya çalıştığınız her bir nokta saatler sürüyor. Dolayısıyla hani doğru yerden hani ulaşmak istiyorsunuz tabii ki kişiye. Bunlar zor. Ama depremde zor. Biz yine Adapazarı'ndayken yani binaların olduğu yerde döndüğünü de gördük. Dolayısıyla bütün şeyini kaybetmişti bina. Yani bildiğimiz şeklini kaybetmişti. Yok, önü arkası karmakarışıktı. Tabii yani dere yatağına yapıp sıvılaşmayla o bina tamamen toz gibi aşağı iniyor. Yani olduğu yerde insanlara maalesef mezar olan noktalar var. Yani oradan kimseyi hani kurtarmanıza imkan yok ki zaten. Hani arada toz kümesinin içerisinde ezilme, boğulma artık 3-4 değişik maalesef tehlikenin ortasında giden hayatlar. Bazı yurt dışı operasyonlarında onu yaşadık. Mesela İran'ın Bem kentinde kumun çok yoğun kullanıldığını, hani çimentonun neredeyse olmadığını, bu bir mimari teknik olarak yapılmış. Dolayısıyla aslında oradaki enkazları biz buradan kırıcı falan götürdük, gerek yoktu yani. İnsanların çoğu zaten bırak yaşam üçgenini boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Çünkü o enerjiyle bütün şey kum zaten. Kumdan kale vardı, o bile yıkıldı, tarihi bir eserdi. Dolayısıyla hani o kum insanların boğulmasına sebep oldu. Yani orada normal bir kırıcıyla çalışıp plaka kaldırmak mümkün değildi. Doğru. Evet, bu programımızda da deprem sırasını işledik sevgili Çınar'la. Evet. Şimdi deprem sırasında sakin olmamız çok önemli. Çünkü enerjiyi mümkün olduğu kadar saklamamız lazım. Çünkü enerjiyi saklamadığımız zaman, gerçekten ihtiyacımız olduğu zaman o enerjiyi kullanacak gücümüzün olması gerekiyor. Çünkü arama kurtarma ekibi geldiğinde ona geri seslenebilmemiz lazım veya bir yerlere vurmamız lazım ki orada biri varı haber verelim diye. Ama tabii bu işin sırrı, programın da başında söylediğimiz gibi, yapısal olmayan hasarlar bir yana, binamızın yıkılmaması lazım. Evet, bir sonraki programda deprem sonrasını konuşacağız Çınar'la beraber. Görüşmek ümidiyle. Teşekkür ederiz. Çelik Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kurhan'ın sunduğu Birlikte 1905 programını sundu.